Herkese merhaba. Bugün size iki tane şahane tarif vereceğim. Bunlardan bir tanesi canınız ne zaman tatlı bir şey istese ağzınıza atabileceğiniz hem lezzetli hem enerjik küçük küçük toplar. Bir de bununla çok iyi gidecek aromatik meyveli bir yeşil çay. Öncelikle ocakta işe başlıyoruz. Şöyle bir küçük tencerem var. Bunun içerisine aşağı yukarı 3 bardak kadar su koyuyorum. Kettle'da ısıtmıştım zaten suyu. O yüzden zaten bunun kaynama işlemi çok da uzun sürmeyecek. Altını yakıyorum. İlavelere başlıyorum. Önce şu küçük yeşil çay topları. Avucumun içerisine 5-6 tane dedim ama 3-6-8 tane geldi. Bunlardan böyle 6-8 tane alıp ekleyerek işe başlayın. Hemen arkasından bir küçük avuç kurutulmuş çilek. Bu da yaklaşık 2 ya da 3 tane çileğin ince ince dilimlenmiş hali diyebiliriz. Daha sonra bu çaya çok güzel bir lezzet katacak olan kurutulmuş elmayı ekliyorum. Aşağı yukarı bir küçük kase kadar suyun içine giriyor. Karanfil ilavem var. Karanfilin üstünün şu tomurcuğunun üzerinde olmasına dikkat edin. Çünkü büyük aromayı bu üstündeki yuvarlak tomurcuk patlatıyor. Bundan da iki tane suyumun içerisine ilave ediyorum. Son olarak da çubuk tarçın. Bir tanesi bana fazla geldiği için ben çubuk tarçını ortadan ikiye kırıyorum ve çayın içine yarım çubuk tarçın ilave ediyorum. Şimdi öncelikle buradaki her şeyi güzelce bir karıştıracağım. Su kaynama noktasına gelene kadar yüksek ateşte, kaynama noktasına geldikten sonra altını kısacağım ve kısık ateşte yaklaşık böyle bir 8-10 dakika kadar tıkırdatacağım bunu. Bütün aromalar ortaya çıksın. Ondan sonra da hafif dinlendirip servise geçebilirsiniz. Bu çok güzel, lezzetli, hafif meyve aromalarında aldığınız hafif, güzel, lezzetli bir yeşil çay oluyor. Benden söylemesi. Şimdi sıra geldi enerji toplarına. Aslına bakarsanız bu sabahleyin aç karnına spora gitmeden önce, spordan çıktıktan sonra hafif böyle bir kendinizi bitkin hissettiğinizde ya da benim gibi bisiklete binen, böyle eforlu sporlar yapanların anında ağzına atabileceği ya da hiç spor yapmıyorsanız da canınız tatlı çektiğinde bir tane ağzınıza atacağınız kısmen masum bir tatlıdır. Yapılışı da çok kolay. 8-10 tane çekirdeği çıkartılmış hurma ekleyeceksiniz. Hurmalarınız yeteri kadar yumuşak değilse suyun içerisine batırıp sıcak suyun içerisine yumuşamalarını sağlayabilirsiniz. 1 su bardağı kadar ceviz, yarım su bardağı çiğ badem, 2 yemek kaşığı kakao, 1 ya da 2 damla kadar vanilya özütü, 1 küçük tutam deniz tuzu. Bunların hepsini parçalayıcının içine koyduktan sonra kapağını kapatıyoruz ve her şeyi güzelce parçalıyoruz. Aslına bakarsanız olayın geneli bundan ibaret. Şimdi her şeyi güzelce çektik. Bu arkadaş hafiften toz gibi bir kıvamda, hala kum gibi de bir hali hatır sorulur vaziyeti var. Ya hurmalarınızı dediğim gibi önden suyun içine bırakacaksınız ya da burada hafiften lezzetlenen bu çayınızdan birkaç kaşık kadar alıp bunun içerisine koyup ıslatacaksınız. Tarifi yaparken bu çayı yapmıyorsanız normal azıcık sıcak su ekleyerek de bağlama kıvamını elde edebilirsiniz. Birkaç kaşık su bunun kıvamını daha sıkışır ve bağlanır bir hale getiriyor. Ya da dediğim gibi en başından hurmalarınızı iyice bir suya bırakarak da bu işi çözebilirsiniz. Bir daha dırtlayalım. Bak kıvam bağlanacak. Kıvam gördüğünüz gibi artık bağlanmaya başladı. Hafif ıslandı. Çok ıslatırsanız darmadağın olur gider. Şimdi bir dolu avuç kadar bu gözyaşı damlası gibi olan çikolatalardan veya herhangi bir çikolata ekleyeceğim. Artık çok kısa dırtlayacağım. Çikolatalar belli belirsiz parçalansın diye. Şöyle yani. Hafiften bir dırtladık. Bizim işimiz tamam. Yani çikolataların paramparça olmasını istemiyoruz ama içeride belli belirsiz dağılsın. Bu iş tamam. Şimdi lezzetli karışımı bir küçük tabağın içerisine çıkartabilirim. Bundan sonrası tamamen sizin isteğinize kalmış. Ben bunları küçük küçük toplar halinde yapacağım. Ve en son olarak da farklı farklı bitirişler planlıyorum. Örneğin şurada bir küçük kasede kakao var. Şöyle küçük bir kasenin içerisine de toz Antep fıstığı koyayım. Buradaki hazırladığınız lezzetli karışımdan küçük bir parça alıyorsunuz. Avucunuzun içerisinde yuvarlıyorsunuz. Ve İsterseniz Antep fıstığını bulayıp farklı farklı boyutlarda ve şekillerde ve bitirişlerle yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu arkadaşlar ortaya bu şekilde minnoş minnoş ve çok lezzetli bir şekilde çıkıyorlar.
Şimdi sırada bu lezzetli çayın servisi var. Efendim bakınız çayımızın rengi ama daha çok da kokusu muhteşem. Ve bunları servis etmek için Paşabahçe ikonik bardaktan daha güzel bir alternatif düşünemiyorum. Çünkü hem görseli hem lezzeti hem de aromasını en güzel şekilde bu ikonik bardaklarda alıyorsunuz. Vallahi Paşabahçe serisinin en sevdiğim bardaklarından bir tanesi bu ikonikler. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Yanında da lezzetli, şahane enerji toplarıyla. Bugünlük benden bu kadar. Çayımı alırım, enerji topumu alırım. Ben yavaştan uzarım. Bunlar da size kalsın. Hepinize afiyet olsun.